Keşke geleceğinizi haber verseydiniz. Size göre bir eğlence ayarlardım Hakkı Bey. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ben sana İstanbul sefirliğinden bahsediyorum. Sen burada sefirlik peşindesin. Biliyorsunuz, ben bunu çok eskiden beri yapıyorum. Müdavimleri var. Şimdi yabancı misafirlerimiz de gelmeye başladı. Hayır diyemiyorum. Eskiden ne yaptın beni bağlamaz. Misafirlerin de umurumda değil. Eğer beni yarı yolda bırakırsan, seni o masaya dolu silahla oturtur. Hepsini kafana boşaltırım. Ben sana bir görev verdim. Ama o işi kim yapıyor? Pusat. Fehmi Bey'in petrolünü tankerlerle o taşıyor. Senin buna cevabın ne olacak ha? Bana güvenip işin bitmesini bekleseydiniz, bu soruyu sormazdınız Hakkı Bey. Ben düzenimi kurdum. Pusat malı yola çıkarsa da yolun sonunda sizin dediğiniz olacak. İşi biz bitireceğiz. Ne? Hemen geliyorum. O beni kalemle yaraladı. Ben de Platov ülkesini bu kalemin yazdığı emirlerle bitireceğim. Bunları adreslerine ilet. Yarın toplantı için bekliyorum. Peki efendim.
Brandon'ın başına gelenler ve terör davasının planlandığı gibi gitmemesi Ra'yı engellemeye yetmez. Önümüzdeki dönemde etkili hamlelerini göreceğimizi düşünüyorum. Brandon'ın bu hamlelerde rolü olur mu dersiniz? Brandon sağ olduğu müddetçe Orta Doğu Valiliğinin peşinde olacaktır. Aldığı darbeyi unutturmak ve kendini Ra'ya ispat etmek için büyük bir plan hazırlığında olabilir. Öyleyse bölgede irtibat halinde olduğu güçlerle temas kuracaktır. Brandon'ın bağlantılarını tespit edebilirsek planını bozabiliriz. Ra Hanedanı'nın bölgedeki bağlantılarını 100 yılı aşkın süredir takip ediyoruz. Ocaklarımızdan ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi alabileceğimizi ümit ediyorum. Sizden haber bekliyorum. Bugün siz konuşurken babamı dinliyorum zannettim. Biz onunla aynı yerden feyz aldık. Sık sık gördüğüm bir rüya var. Babam bana Süha Yıldızı'nı takip etmemi söylüyor. Süha Yıldızı'nı takip etmek zordur Polat. Her göze görünmez. Ama ben görüyorum. O yıldız sizsiniz. Cenazedeki insanlar, taziyeye gelenler, kızım Elif. Hepimizin size ihtiyacı var. Benim de sizlere ihtiyacım var. Sizler bana dostumun emanetlerisiniz. Müsaadenizle. Buyurun Fehmi Bey, beni çağırmışsınız. Evet Melek. Kenan'ın durumu nasıl? Çalışmalara ve ilaç tedavisine devam ediyoruz Fehmi Bey. Henüz gözle görülür bir gelişme olmadı. Ama olacak, ben yanıyorum. Morali de son zamanlarda daha yüksek görünüyor. Evet, dışarı çıkmak iyi geliyor ona. Eğer izin verirseniz ben her gün dışarı çıkabileceğimiz bir program hazırlarım. Yok Melek. Sen artık böyle şeyler için hiç zahmet etme. Bize verdiğin hizmetlerin için teşekkür ederim. Çok yorduk seni. Çok acı kahveni içtik. Ama bundan sonra seninle çalışmayacağız. Ama Fehmi Bey ne olur, benim bu işe çok ihtiyacım var. Biliyorum Melek. Neden böyle bir karar verdiniz anlamıyorum. Lütfen, yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Görevini tam ve mükemmel bir şekilde yaptın. Artık gidebilirsin. Nereye? Eşyalarımı toplayacağım. Fehmi Bey gitmemi söyledi. Yanlış yere gidiyorsun.
Romanya'ya hoş geldiniz. Neden buradayım? Çünkü biz öyle istiyoruz. Siz kimsiniz? Ben elçiyim. Size görevinizi iletmek için görevlendirildim. Elçiye zeval olmaz. Ama yine de sen bir anlat bakalım. Şu anda burada, Brașov'da bulunan Transilvanya baronunu infaz edeceksin. Kont Dracula'yı mı? O hala yaşıyor mu? Bunu neden yapayım? Çünkü Yüce Majeste bu görevi senin başarabileceğini düşünüyor. Ne oldu Safiye? Hala neyi düşünüyorum biliyor musun Leyla? Cahit benimle ne konuşmak istemişti? Ne zaman? Martin'le emekteyken beni arayıp bir şey konuşmak istediğini söylemişti. Cahit gelince kendine sorarsın, olmaz mı? Paramparça bir hikaye bizimki. Sürekli parçaları birleştirip bir anlam çıkarmaya çalışıyorum. Cahit'in sevgisinden şüphen mi var? Hayır. Öyleyse gerisinin önemi yok. Alo. Safiye benim, Cahit. Cahit? Ben iyiyim, beni merak etmeyin. Şükürler olsun. Neredesin Cahit? Gelince konuşuruz Safiye. Şimdi yapmam gereken bir iş var. Görevimi tamamlayıp döneceğim. Ne zaman döneceksin? Yakında temelli dönüyorum. Söz veriyorum bu son. Cahit. Efendim Safiye. Nazif anneyi kaybettik Cahit. Erdem, ne buldun? Yüz tarama sisteminden Melek Kod adlı ajanın izine ulaştık. İşte bu iyi haber. Maalesef değil. Neden? Olay yerinden gelen bilgiye göre trafik kazası sonucu boynu kırılmış. Kazayla ilgili ayrıntılara ve otopsi sonuçlarına da bakmak istiyorum. Tamam, bakacağım Akif. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Az kalsın ölecektin. Çok kötü şoförsün. Biraz derse ihtiyacın var. Hadi. Bin hadi. Bin. Ne istiyorsun benden? Para mı? Al, bütün param bu. Ders bir, araban yolun ortasındaysa ya dörtlüleri yakarsın ya da gazlayıp gidersin. Yoksa cezayı yersin. Hadi. Güzel.
Efendim Safiye? Abi Cahit aradı. İyiymiş. Merak etmememizi söyledi. Neredeymiş? Nerede olduğunu söylemedi. Başka ne konuştunuz? Görevini tamamlayıp döneceğini söyledi. Ne zaman döneceğini sorduğumda da yakında Temel'le dönüyorum, söz veriyorum, bu son dedi. O kadar. Tamam Safiye, eve gelince konuşuruz. Tamam abi. Görevini tamamlayacak. Temel'le dönecek. Bu son. Cahit'in bağlantı kurduğu ajanı bulduk abi. Trafik kazası geçirmiş. Boynu kırılmış. İnfaz etmişler. Peki bu durumda Cahit'e ulaşmak için önerebileceğiniz başka bir yol var mı? Cahit Safiye'yi aramış. Yüce Majeste'nin izini bulmuş olabilir. Eğer bizden yardım istemezse onun sağ salim dönmesini bekleyeceğiz. Beni Yüce Majeste'ye götür. Götüreceğim Cahit Bey. Ama bu görevi yerine getirdikten sonra. Yüce Majeste'nin emri böyle. Öyleyse bir an önce bitirelim bu işi. George Petre. Yıllarca hepimiz gibi sadakatle Yüce Majeste'ye hizmet etti. Bizim desteğimizle var oldu. Sonra da tapınak şövalyelerinin amacına ihanet etti. Peki şimdi kimin amaçlarına hizmet ediyor? Sadece kendi çıkarlarına hizmet eden bir suç imparatorluğu kurdu. Daha önce bize bağlı yaptığı bütün işleri şimdi kendi başına yürütüyor. Kardeşlerimizin hiçbiriyle işbirliği yapmaya yanaşmıyor. Böyle insanlarla kaybedecek vaktimiz yok. Şu anda nerede sen onu söyle. Burada. Bu otelde. Bunu neden baştan söylemedin? Bu göründüğü kadar kolay değil. Bizim yaptığımızın anlaşılmasını istemiyoruz. Bu sorun değil. Ama ona yaklaşmak sorun. Çevresinde 24 saat ekten bir duvar var. Erdem trafik kazası geçiren ajan kızın dosyasını gönderdi. Ona gerek kalmadı Aynur'a. O işin takibini bırakın. Sagir Deniz var mı? Henüz yok. Ama elbet bir yerden çıkacak. Her ortaya çıktığında da masum birilerinin canına kıyacak. Kaybedecek zamanımız yok. Akif. Ulaşabildiğimiz bütün kamera görüntülerini sürekli takip ediyoruz. Arkadaşlar neredeyse uyumadan izliyorlar.
Bir ekip de dışarıda son görüldüğü yerin yakınlarında. Toplu taşımaya, merkezi yerlere de dikkat ediyoruz. Şimdilik oralardan uzak duracaktır. Daha tenha yerlerde. Kendi başına hareket edebileceği çöplüklerde aramalıyız onu. Tamam. Ha. Aldığımız bilgiye göre emniyet de onu aramaya devam ediyor. Ama aradıkları adamın neler yapabileceğinden haberleri yok. Tamam. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin de kimliğinizi alabilir miyim? Benim ehliyetim yok. Araba kullanmayı sevmiyorum. İstanbul trafiğinde ben de sevmiyorum beyefendi. Ehliyet yoksa hüviyetinizi alayım. Cüzdanı arkada çantada vereyim. Kardeşim, iyi misin? Bir süredir hiç sesini duymayınca İstanbul'dan gittiğini sandım Andre. Ben boşa gürültü çıkarmam. Burada işlerimi bitirip gitmeyi düşünüyordum ama vazgeçtim. Birileri işini mi bozdu? Hayır, sadece planlar değişti. Neden? Eski dostun Polat Alemdar ortaya çıktığı için mi? Polat'la yeniden vodka içmeyi özlediğim doğru. Ama benim planımı değiştiren Fehmi Bey'in ortaya çıkması. Burada yeniden güçlü bir konseyin kurulması hiç beklemediğim bir sürpriz. Türkiye'de kalacaksan daha çok şaşıracaksın Andre. Siz benim dostumsunuz. Türkiye'de güçlü bir Rus da sizin dostunuzdur. Öyledir. Biz de bundan sonra her zaman seninle ortak dostlarımız ve düşmanlarımız olmasını bekleriz. Dostlarımız ortak olabilir. Ama ben düşmanlarımı kimseyle paylaşmam. Ortak dostumuz Bay Zaharyas'a Fehmi Bey'in selamlarını ilet. Ne oldu Talha? İçinde iki kişinin olduğu bir araç polis çevirmesinden kaçmış. Sonra da aynı araç sürücü öldürülmüş halde bulunmuş. Hangi bölgede? Burası. Çevirmede çatışma çıkmış mı? Evet. Bir polis arkadaşımız yaralı. Bu iş yine Sagir'in işi.
Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hadi. Yanlış kattasın. İyi geceler. Rahatsız ettim. Ne işin var senin burada? Bir kahve içmeye geldim. Efendim, bahçe güvenliğini atlayıp içeri girmiş. Tamam, çıkın çıkın. Sagir, ne istiyorsun? Ben güvende değilsem İstanbul'da kimse güvende değildir. Onu söylemeye geldim. Haddini bil. Sen ne demek istiyorsun? Daha açık söyleyeyim. Polis bana nefes aldırmıyor. Ben de nefes alamayınca daha saldırgan oluyorum. Brandon burada olmadığına göre sana söylüyorum. Bak Sagir, sakın bir daha ben çağırmadan benim evime gelme. Şimdi polislerle ilgili meseleni çözelim. Ama sen de benim dediğimi yapacaksın.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın evladım. Zahmet verdim. O nasıl söz? Görevimiz. Buyurun. Buraya kadar yorduk sizi. Erhan oğlumun da söylediği gibi bu da benim vazifem Polat. Ayrıca Ömer babanın vasiyeti. Babamın rüyamda söyledikleri de vasiyet hükmünde benim için. Sizin daha yakınımızda olmanız gerekiyor. Kendi görevimi ihmal etmediğim sürece sizin uygun gördüğünüz işlerle de iştigal etmekten memnuniyet duyarım. Aslında sizden isteyeceğim bir iş var. Ama uygun zamanı bulup söyleyemedim. Dinliyorum. Buyurun. Babamın eski antikacı dükkanını hatırlarsınız. Oradan yükselen ney sesini ve ebruların güzelliğini kim unutabilir? O dükkana sağlığında da uzun zamandır uğramaz olmuştu. Orada bulunan babama ait eşyaların alınıp uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Ben ilgilenirim. Erhan da size yardımcı olur. Nasıl münasip görürseniz. Brandon'la ilgili herhangi bir bilgiye ulaşabildiniz mi? İranlı bir bürokratın Brandon'la temasa geçtiğini tespit ettik. İngilizlerle yakın ilişkide olduğu biliniyor. İran devleti aleyhine bütün faaliyetleri elindeki dosyada kayıtlı. Kaynağımız Brandon'la yakın bir geçmişte bir görüşme yaptığını bildiriyor. Bu işbirlikçileri ya bize Brandon'ı verecekler ya da tek tek yok olacaklar. Yasin. Buyurun komutanım. Yurt dışı operasyon için ekibini hazırla. İran'a gidiyorsun. Emredersiniz komutanım. Bizim bölgemizi temsilen yıllardır devlet görevinde bulunan önemli bir bürokrat. İngilizlerle de her zaman yakın olduğunu biliyoruz. Bizim onu hemen bulmamız gerekiyor. Ona da birlikte çalıştığı adamlara da mesajımız var. Polat Alemdar adıyla bize gelmiş, siyah sancağa hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bizden ne istiyorsunuz Yasin komutan? Bize bu adamı nerede bulacağımızı söyleyin. Bizim köyün yakınlarında avdadır. Ormanda bulamazsınız. Dönüşte sofra kurup yemek yiyip öyle gider. Ama çevresinde çok koruma vardır. Nasıl yaklaşacaksınız bilmiyorum. Türkiye, İsrail, Ermenistan, İran, Rusya ve Suriye'ye davetleriniz iletildi. Hepsinden olumlu geri dönüş aldık. Herkesin yolculuğu bizim istediğimiz programa uygun olmalı. Takip ediyoruz efendim. Davetlilerin karşılanması ve buraya güvenli şekilde getirilmesiyle bizzat sen ilgileneceksin Juliet. Tamam. Hadi bakalım.
Hay Allah. Tamam, anladım. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Efendim, yolculuk için araçlar hazır. Sizi bekliyorlar. Bugün avın tadı yok zaten. Hadi gidelim. Emredersiniz efendim. Yavrularıma bak, yavrularıma. Hey hey! Git bak şuna. Buyurun efendim. Yemeği hazırlayalım mı? Hayır, bugün yemeğe kalmayacağım. Gideriz birazdan. Peki. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Ne var? Ne istiyorsun? Vallahi maşallah, ziyafet sofrasını gördüm de ha. Şu beyan kuzuların tadına da bakmak ister misin? İstemez. Ya hemen öyle istemez değil mi ha? Ağa'ya bir sor bakalım, ona diyecek ya. İstemez dedim ya. Belki ağam bakınca gönlünden birkaç tane kopar alır. Cebimize para gider ya. Hadi abi. İstemez dedim ya kardeşim. Ağam! Ağam! Hay maşallah. Ağam bir gel hele, gel ağam. Maşallah, maşallah. Burada mı otlatıyorsun sen bunları? Aç kalır bak hayvanlar. Vallahi ağam, ben sizin ava geldiğinizi duydum da ondan buraya geldim ha. Belki canınız kuzu eti çeker falan. O yüzden yani. Sen benim buraya geldiğimi nereden duydun? Ağam, vallahi... Aha biz burada arkadaşlarla... At lan at! Ateş etmeyin, ateş etmeyin! At 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 at! At! Atın dedim silahlarınızı! Ne diyorsa yapın! Sen çantamı hazırlayıp getir. Peki efendim. Fehmi Bey,
Sizinle görüşmek için gelmiş. İçeri aldırdım. Haber vermeden gelmesinden hiç hoşlanmadım Mete. Ah. Hoş geldin Fehmi. Teşekkür ederim. Buyur. Önemli bir şey olmasa böyle gelmezdin. Tehlikedesin canım. Onu haber vermeye geldim. Hepimiz tehlikedeyiz. Ama şu anda neden bahsettiğini doğrusu anlayamadım. Evinde bir ajan var, Can. Benim evimde mi? Böyle bir şey mümkün değil. İnsanın böyle bir şeye inanması gerçekten çok zor. Bunu biliyorum. Ama bazen insanın başına hiç ummadık şeyler geliyor. Peki kim bu ajan? Uşağın. Kesinlikle olmaz. Yıllardır tanıdığım, hayatta en çok güvendiğim insanlardan biri. Hep böyle değil midir Can? İhanet en yakınından, hiç ummadığın kişilerden gelir. Ve o ihanetin de bedeli ödenmelidir. İhanetin değil, şüphesinin bile evime girmesine izin vermem. Ne istiyorsunuz benden? Yakınlarda iletişim kurduğun birini arıyoruz. Kimi? İngilizlerin Orta Doğu valisi Brandon'ı. Benim onu tanıdığımı da nereden çıkardınız? Bana bak lan. Bizim zamanımız yok. Beni uğraştırma. Eğer ona nasıl ulaşabileceğimi söyleyeceksen seni dinlerim. Yoksa sen benim hiç işime yaramazsın. Konuş! Beni Polat Alemdar'a götürün. Sadece onu konuşurum. Thank you.
Hedefimizi kayıp vermeden ele geçirdik. Konuşacak mı? Evet ama bir şartı var komutanım. Ne şartı Yasin? Konuşmuyorsa sıkın kafasını. Bir tane eksilsin. Belki dinlemek istersiniz diye söyledim komutanım. Sizinle yüz yüze konuşursa önemli bir şey söyleyecekmiş. Getirin bakalım ne anlatacakmış. Emredersiniz komutanım. Hiç tepki vermedin. Okulları beğenmedin mi? Üç okul da her açıdan çok iyi. Eğitim programlarını da çok beğendim. Gerçekten çok fedakarsın Martin. Sanki bizden başka hiçbir işin yokmuş gibi Elif'e okul arıyorsun. Elif'in hayır diyeceğini sanmıyorum. Artık geciktirmenin de bir manası yok. Tabii kararı elbette ki abim verecek. Yalnız okullar arasında bir tercih yapmak gerekirse yatılı olmayan bir okulu tercih ederim. Yatılı olması inan Elif için çok daha iyi olacak. Martin, anlamadığın bir şey var. Burada aile ilişkileri çok farklı. Değil Elif, belli bir yaşa gelmiş yetişkin insanların bile ailelerinden ayrı olmaları çok zor. Burada birey yok, aile var. Anlatabiliyor muyum? Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsan bu şekilde gelişemez. Gelişmesi için yalnızlaşması, birey olması gerekir. Ben senin dediğin gibi yetiştim Martin. Ama çok mutlu olduğum söylenemez. Türkiye'ye geldiğimden beri belki çok sıkıntılı zamanlar geçirdim. Ama inan, abime sıcacık sarılınca ya da Elif'in gülen yüzünü görünce her şeyi unutuyorum. Şimdi bir de Ömer Baba'dan sonra Nazif Anne'yi de kaybettik. Birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Yani açıkçası Elif'in yatılı okulda okumasını ben de istemiyorum. Abimin de sıcak bakacağını düşünmüyorum. Öyle diyorsun ama Elif şu an nerede kalacak? Abimle konuştum. O artık benimle kalacak. Buna sevindim. En azından artık küçük arkadaşımı daha sık görebileceğim. Ne zaman istersen. İkimiz de çok mutlu oluruz. Elif'in okul işini daha fazla geciktirmeyelim Sophie. Yatılı olması durumunu biraz daha düşün ve bana net bir cevap ver. Yoksa küçük arkadaşıma eğitimi için vakit kaybettirmiş olacağız. Merak etme. Abinle bunu mutlaka konuşacağım. Hatta belki sen de gelirsin. Birlikte konuşuruz. Olur tabii. Bir sorun mu var Sophie? Cahit, özel bir işi için gitti. Ama nerede olduğunu veya ne zaman geleceğini bilmiyorum. Aslında alışkın olmam gerek böyle şeylere ama bu sefer içimde tuhaf bir şey var. Cahit'i hiç merak etme. Nerede olursa olsun senin gibi birini fazla bekletmeyecektir.
Profesör Martin geldi. İçeri al Ozzy. Hoş geldin Martin. Teşekkür ederim Algis. Cahit'in nerede olduğunu biliyor musun? Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Ama neden gittiğini biliyorum. Sen mi gönderdin? Hayır. Yüce Majeste çağırdı. Her şeyin kontrolün altında olduğunu söylemiştin. Öyleydi ama durum değişti. Yüce Majeste'nin Cahit'le görüşmek istediğini biliyor muydun? Çok önceden Cahit'in görüşme talebini iletmiştim. Ama uzun süre bu konu hiç konuşulmadı. Neden bir anda böyle bir şeye karar verdi? Bilemiyorum. Ve açıkçası bu konuda ben de endişeliyim. Yüce Majeste önce onun sadakatini test edecektir. Ama Cahit'in bu sınavı geçeceğine eminim. O zaman Cahit bildiği her şeyi anlatabilir. Üstad Ranald Cahit'e gerçekten piramitte Amon'la yaptığımız ayini söylemiş olabilir mi? Bunun olmaması için dua edelim. Hoş geldiniz. Bir aramayın. Çantanızı alayım. Müsaade anne, ben bir lavaboya gideceğim. Tamam. Hoş geldiniz. Üzerinizi arayalım. Thank you.
Bir şey daha içmek ister misin? Tabii içerim. Polat Alemdar. Yıllardır adını duyduğum efsaneyle burada karşılaşmak istemezdim. Ben hainlerin elini değil boğazını sıkarım. Ama... Atır! Bir tek kelime fazladan konuşursan, bir tek kelime yalan söylersen son sözün olur. Şimdi konuş. Konuş! Aradığınız adam. Brandon. Bir toplantı için beni çağırdı. Ne zaman? Nerede yapılacak bu toplantı? Bu akşam. Kıbrıs'ta. Devam et. Çantadaki gizli bölmede imzalı gönderdiği şifreli davet mektubu var. Takip etmeye kalkarsak sonuç değişmez Yas. Sana bir şans vereceğim. Seni bırakacağım. Eğer ben geldiğimde herkesle birlikte sen de orada olursan yaşarsın. Bu adamı Türkiye'ye giriş çıkışı belli olmayacak şekilde gideceği yere gönderin Yasin. Emredersiniz komutanım. Bence ortam harikaydı. Çok eğlendik. Evet. Sen de sevdin değil mi? Çok sevmiştim. Git bana yenisini getir. Ya, ah, ne oluyor? Burayı boşaltın burayı. Hemen boşaltın. Ne oluyor? Hadi. Çık. Dışarı. Hadi. Efendim, ne oldu? Öldürdüler.
Can gittiği toplantıdan bakalım nasıl bir dosyayla dönecek. Bizim için kötü bir sürpriz çıkmasını bekliyor musunuz? Hayır. Melek'ten sonra Can'la işler bir süre sorunsuz gidecek. Efendim, Bay Zaharyas geldiler. Tamam, alın içeri. Bay Zaharyas. Hoş geldiniz. Beni aramışsınız. Geldim. Buyurun. Rahmetli babam sizden çok bahsederdi. İstanbul'da olduğunuzu duydum. Konuşmak istedim. Babanız kıymetli bir insandı. Ama o çağırsaydı gelmezdi. Çok iyi pazarlık yapardı. Ondan hiç para kazanamadı. Yine de pek umutlu olmayın. Ben ondan daha sıkı pazarlık yaparım. Ama ben mal satmaya gelmedim. Sizin İstanbul'un 7 tepesini bir araya getirdiğinizi duydum. Teklifinizi dinlemeye geldim. Benim size herhangi bir teklifim yok, Bay Zaharyas. Eğer bundan sonra Türkiye'ye gelip bu topraklarda iş yapacaksanız, bilmeniz gereken bir şey var. Ya benim arkamda yürür var olursunuz, ya da benim karşımda durur yok olursunuz. Karşımda durmam. Ama arkandan da yürümem. İstanbul benim ilk göz ağrım. Burada gidici değil, kalıcıyım. Savaşmayalım, konuşalım diyorsan... Konseyde koltuklardan birine de ben otururum. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin sayın. Sağ olun. Bugün tarihi bir gün olacak.
Türkiye'de alevlenecek bahar krizi için hep beraber bölgeyi ateş çemberine alacağız. Cevap vermedin. Sana iyi bir şeyler söyleyebilmek için. Dinliyorum. Hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Bahsettiğim çocuğa daha da yakınım. Şimdi eğitimi için bir okul ayarlamaya çalışıyorum. Bu müthiş bir haber. Artık doğru izi sürdüğümüze dair hiçbir tereddütüm yok. Çocuğun 66. kuşağın seçilmiş temsilcilerinden biri olduğuna kesinlikle eminim. Bütün işaretler onu gösteriyor. Ama daha çok uzun bir yolumuz var. Önce istediğim eğitimden geçmeli. Onu hissettirmeden bilinçlendirmeliyim. Peki Yüce Majeste biz hedefimize ulaşmadan sırrımızı öğrenirse? Asla öğrenmeyecek. Bu bilgi ona ulaşmayacak. Türkiye ile Rusya arasında 2023 yılı için 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflendiğinden bahsediliyor. Benim hedefim de daha bu yıldan o ihtimali ortadan kaldırmak. Türkiye-Rusya arasında enerji alanındaki işbirliğine darbe vurmalıyız. Türkiye Cumhuriyetlerinde çıkacak karışıklıklar iki ülke arasındaki baharı dağıtmaya yetecektir. Gereken strateji dosyalarda mevcut. Ayrıntıları ayrıca konuşacağız. Musul, Kerkük bölgesindeki petrolün kullanım hakları ile ilgili imtiyazınız sona eriyor. Bu süreçte benim hala şiddeti evimden yönetmemi beklemiyorsunuz umarım. Bu zorlu kış günlerinde bazı mevzilerinizi bırakıp geri çekilmenizi doğal karşılıyorum. Ancak merak etmeyin, bizim de desteğimizle baharda terör sezonunu siz açacaksınız. Ha, özellikle İstanbul konusunda dosyada önemli notlar bulacaksınız. Can Bey de bu hazırlık süresinde sizinle irtibatta olacak. Yalnız notlarda bulunmayan Polat Alemdar konusunu da değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önemsiz bir ayrıntı. Konuştuklarımızın gölgesinde kalacak, yerel bir güçten bahsetmeye bile değmez. Arkanızdaki büyük gücün Büyük Britanya olduğunu unutmayın. Yüzyıllardır olduğu gibi burada kazanan yine biz olacağız. Siz de dosyayı incelediniz. Neler söyleyeceksiniz? Polat Alemdar buraya geliyor. Sizinle görüştüğümü öğrenmişler. Beni kaçırdılar.
Sonra da buraya gelmem için beni serbest bıraktılar. Burayı hemen boşaltın. Güvenlik talimatlarında size daha önce söylenen noktalara gidin. Hepiniz güvenli bir şekilde Kıbrıs'tan ayrılacaksınız. Sen değil. Hayır! Yüce Majesten'in bana verdiği görevi yerine getirdim. Evet, tapınak şövalyelerinin amaçlarına ihanet eden bir haini cezalandırdın. Yüce Majeste de bunun karşılığında seni ödüllendirecektir. Benim için en büyük ödül kendisiyle bizzat tanışmak olacaktır. Bunun için artık hazırsın. Gidiyor muyuz? Evet, Yüce Majeste seni bekliyor. Ben de çok uzun zamandır bunu bekliyorum. Bir an önce çıkmalıyız.